Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Freljord kartlarının arka planı videosunu sonlandıracağız. Son kartlarımız artık Seju, Trinda, 5, 6, 7, 8, 9 ve üzeri manadaki kartları inceleyeceğiz. Ardından da bitireceğiz. Diğer bölgenin hangisi olmasını istiyorsunuz arkadaşlar? Onunla alakalı bir oylama olacak. Fakat oylama artık ekranın üzerinde sağ kısmında göremiyorsunuz. YouTube onu kaldırdı diye biliyorum. Bir süre oldu galiba. O yüzden benim başa tutturduğum bir tane yorum olacak. Onun altında da seçenekler olacak. O her bölgeye ait bir seçenek olacak. İstediğiniz bölgeyi beğenebilirsiniz. Daha önceden Bilgewater yapıldı. Freljord şu anda. Ionia yapıldı. Gölge Adalar yapıldı. Yani geriye Demacia, Piltover, Zaun ve Noxus kaldı. 3 bölgeden istediğinizi siz söyleyin. Ben onun incelemesini bir sonrakinde yapacağım. Ardından da Targon'u belki yaparız. Bilemiyorum. Targon şıkkını koymayacağım şu anda çünkü henüz bilinmiyor. Eğer geç yani hepsini yapacağım için çok da büyük sorun değil ama en azından seçme şansınız var bir sonrakine. Peki o halde başlayalım Sejuani ile. Öncelikle Sejuani'nin hikayesine girelim arkadaşlar. Arkada böyle dehşet deli destan adamlar var. Hepsi böyle vahşet istiyor, kan istiyor. Çılgın insanlar. Peki Seju kim? Ben Seju diyorum. Umuyorum çok kulaklarınızı tırmalamıyordur ama ben alıştığım için öyle söylüyorum. İsterseniz Sejuani diyebilirsiniz. Ama İngilizce'de J harfi C diye okunuyor diye ben Seju diyorum. Bir kez daha söylemiştim bunu bir videoda. Jim Carrey demiyoruz da Jim Carrey dememiz gibi. J'ler C diye okunuyor. Neyse, Sejuani kim? Aslında doğumu onun tamamıyla politik bir olaydan oluşuyor arkadaşlar. Annesi evlendiği insan güçlü bir kabilenin lideri. Onlar güçlerini birleştirmek için evleniyorlar. Fakat annesi aslında her ne kadar çok da süper bir insan olmasa da kalbi böyle aşktan yana bir kadın ve belli bir zaman sonra ise bütün herkesi bırakıyor. Hatta o kadar aşık oluyor ki o bir tane tanımadık bilmediğimiz bir insana kabilesini bırakıyor, kocasını bırakıyor, çocuğunu bırakıyor, annesini bırakıyor, herkesi bırakıyor, şanı, şöhreti bırakıyor ve o adama gidiyor. Bunun böyle gitmesinden sonra ise ortada bir kargaşa çıkıyor. Hem işte başımızdaki insan gitti diyerekten iç çalış çatışmalar var. Hem de diğer kabilelerin bu kabile üzerinde bir güç kurma, iktidar kurma çabaları var. Bu durumda da başa kim geçiyor? Seju mu? Hayır, daha Seju çocuk yani, daha çorabını giyemeyen bir kişi. Çorap var mı Freljord'da onu da bilmiyoruz ama vardır elbet. Başa kim geçiyor? Hejian diye biri. Hejian ise Sejuani'nin annesi, annesinin annesi yani anneannesi. Hejian, Sejuani'den çok fazla şey bekliyor. Onun iyi, büyük bir yönetici olmasını bekliyor. Çünkü kendisi yaşlanıyor. Annesi ortalıkta yok. Bu kabilenin güzel bir lidere ihtiyacı var. Fakat Seju çok da öyle yetenekli görünmüyor bu tadişlere. Ne güç konusunda ne başka yönlerde. Pek böyle istediği gibi değil anneannesinin. Ki zaten o kadar büyük sorunları var ki. İşte yemektir, diğer kabilelerle uğraşmaktır, şudur budur derken biraz daha özen göstermeye başlıyor Sejuani'ye. Sejuani iyice yalnız kalıyor. Tabi bizim zavallı Sejuani yalnız kaldığında sevgiye de aç bir çocuk olarak büyüyor. Bu sevgiyi nerede buluyor? Yazları artık belli mevsimlerde gittiği Avarosa kabilesinde küçük bir çocuk var. Orada Ash diye bir karakter var. Onunla beraber güzel bir arkadaşlık kuruyor. Eğleniyorlar, oyun oynuyorlar, şu oluyor bu oluyor. Çok çok güzel bir arkadaşlık bağı oluşuyor aralarında. Aynı şekilde Sejuani eşin annesine de bir o kadar aşık. Yani aşık derken o kadar seviyor ki, o kadar böyle idoli olarak görüyor ki Sejuani eşin annesini. Çok harika bir insan. Herkesi işte böyle idealleri olan bir insan. Herkesi seviyor, sayıyor gibi görünüyor. Tabi bu aşkının, bu sevgisinin, bu hayranlığının tetiklenmesinin bir başka sebebi daha var. Zamanında eşin annesi Grena, Sejuani'nin annesini tokatlamış. Böyle ikisi bir tartışma olmuş demiş, yapmış bir tane tokadı patlatmış, yalan olmuş. Sejuani'nin annesi her ne kadar kendi annesi olsa da dayak yiyen Sejuani annesini hiç sevmediği için ona daha da fazla saygı duymaya başlamış, gücüne saygı duymaya başlamış o kadının ve içten içe de hep keşke benim annem bu olsa demiş Grena için Sejuani. Tabii bütün olay burada bitiyor mu? Bitmiyor. Günlerden bir gün tam olarak detayını hatırlamıyorum ama Grena, Sejuani'ye çok, Grena değil, Hejian. Bunun anneannesi Sejuani'ye çok kötü davranıyor. Azarlıyor, şöyle böyle oluyor. Grena da diyor ki ne yapıyorsun sen ya? Diyor, senin kabilenin lideri olacak diyor. Ona saygı göster diyor. Bu küçük bir kız falan diyor işte. Ama Hejian da buna öyle bir alınıyor ki artık nasıl bir uyarı aldı bilemiyoruz. Nasıl kalbi kırıldı bilemiyoruz ama diyor ki bundan sonra bizim iki kabile arasındaki dostluk bitti diyor. Alıyorlar pıllarını, pırtılarını, topluyorlar ve çekip gidiyorlar Avarosa kabilesinin yanından. Bundan sonra iki dost kabile değiliz, iki düşman kabileyiz diyor. Hejian tabii yanında da Sejuani'yi alıp götürüyor ve böylelikle eşle Sejuani'nin de
uzun bir süre boyunca birbirini görmeyeceği o uzun periyot başlıyor. Tabi bunlar gitti artık, Avarosa gibi dostları yok. Öyle bir dost kabile yok. İşler daha da zor. Eskiden en azından iki büyük kabile vardı. Birine saldıran diğerine de saldıracak gibi oluyordu. Artık öyle de bir durum yok. İyice zavallı durumdalar. Bu durumda ne yapıyorlar? Hecihan diyor ki artık yapacak bir şey yok diyor. Sağa sola saldırmaya, yağmalamaya başlıyor. İşte bir şu köye gidiyorlar, bir buraya gidiyorlar, bir oraya gidiyorlar. Hiç umursamıyorlar. Milleti öldürüyorlar, mallarını çalıyorlar, yiyeceklerini çalıyorlar, yaşıyorlar böyle. Fakat günlerden bir gün Kalkia, Sejuani'nin annesinin adı Kalkia, Kalkia geri dönüyor. Diyor ki hani bunlar bayağı yalan olmuş bizim kabile diyor. Artık onu eski o kaçtığı adama ne oldu bilmiyoruz. Belki de adam bunu işte dedi, hadi lan kapının önüne falan dedi. Öyle azarladı kim bilir. Kalkia geri dönüyor ve diyor ki kabilenin tekrardan lideri ben olacağım diyor. Kimse de demiyor ki aga bu nasıl iş. Herkes diyor tamam diyor, yeni savaş anamız sensin diyor. Yeni lider sensin diyor. Alıyorlar kadını, tekrardan baş tacı yapıyorlar. Ama Sejuani hiç sevmiyor. Bu kadın diyor bizi bıraktı diyor. Bir de şimdi geri geldi diyor. Kalkia biraz durumu değerlendirmeye çalışıyor. Tamam yağma yapıyoruz, her şey iyi, bir şeyler idare etmeye başlamışız, eskisinden daha iyiyiz falan diyor ama bu yetmez diyor. Çünkü hala kötü durumdalar. Her ne kadar 2 ay önceye göre daha iyi olsalar da durum hala kötü. O yüzden ne yapıyor? Güçlü birinin boyunduruğu altına girmek zorunda. Peki bu güçlü kim Freljord'da? Tabii ki Lissandra. Lissandra'nın boyunduruğu altına girmeyi kabul ediyor Kalkia. Lissandra da onların kabilesine buz muhafızları gönderiyor. Onları kontrol etsin diye, danışsın diye. En azından kötü bir karar verirlerse de Lissandra bunu yapmayın falan demiyor herhalde ama en azından haberi oluyor. Arkadan artık başka şekillerde manipüle ediyor bu insanlarla o karar alınmasın diye. Tabii Sejuani iyice kıllanmaya başlıyor. İyice gıcık olmaya başlıyor. Artık kendisinin o liderliği almasının zamanı geldiğini düşünüyor. Ondan sonra işte burada bizim eş zamanında anlattığımız olaylar oluyor. Bir gün Sejuani eşi kurtarıyor. O eşi tekrardan kabilesine götürüyor. Herkes diyor ki bu kadın yazık bir kadın diyor. Bunu sevmeyin diyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Sejuani de bir gün kendine planlarını anlatıyor. Diyor ki benim annem diyor böyle bir insan diyor. Bu hak etmiyor burada liderlik yapmayı diyor. Yeni lider ben olmalıyım. Yeni bir düzen getirmeliyiz diyor. Eş de tamam diyor. Bunlar tabii bir yere gidince Sejun'un gerçek planları ortaya çıkıyor. Her ne kadar Sejun'a normal görünse bile o yağmalamalar sonunda falan eş bu bana gelmez diyor. Bu iş bana gelmez diyor. Orada Sejun'la ayrılıklar yaşıyorlar. Detayına girmiyorum. Buraları zaten anlattığım için eş kısmında. En nihayetinde Seju ve eş ayrılıyor. Fakat Sejuani hala kendini kanıtlayabilmiş değil. Bir tane Noxus gemisinden haber alıyor arkadaşlar. Gidiyor bu Noxus gemisini yağmalayacak. Yani aklında bu Noxus gemisini yağmalamak var. Gidiyor topluyor kendine inanan insanları, onun takipçilerini falan. Yardırıyor bu gemiye doğru işte. Talan ediyorlar, herkesi öldürüyorlar falan. Geminin artık alt kısmında bir yerde bir tane hayvan buluyor. Bu hayvan türüne de Duruvask diyor deniyor. Hatta şu arada da şurada da Duruvask'ı görebiliyoruz. Hatta öyle ki bu Duruvask'lar arasında bunun adı Bristol. Sejuani ona bu ismi veriyor. Bristol gelmiş geçmiş en büyük, en iri Duruvask'lardan, belki de en irisi direkt, en iri Duruvask'a dönüşüyor. Bu da tabii ki Sejuani'nin belki de işte taşıdığı kandan dolayı falan diyebiliriz. Oraya da geliriz. Neyse işte Bristol'la da tanışma olayı oradan. Bu kendini kanıtlamak için işte mal, mülk bir yerden yağmalayacak ve kabilesine götürecek. Herkese diyecek ki bakın diyecek, ben aslında sizi yüksek yerlere götürebilecek, sizi açlıktan koruyabilecek, soğuktan koruyabilecek kişi benim. Görüyorsunuz ben tek başıma 10 kişiyle 20 kişiyle neler yaptım, bir de şu Kalkia'ya bakın falan diyecek aklı sıra. Neyse gidiyor geliyor işte aklına koyduğunu yapmaya çalışacak. Duruvask ile beraber geliyor, diğer yağmaladıklarını da alıyor. Diyor ki Kalkia geç karşıma, ikimiz vs atacağız. İyi tamam ama bu kabilede Freljord'da çok fazla görenek, örfler, mörfler dikkate alınıyor. Ve oradaki buz muhafızları diyor ki bir annenin kızıyla vs atması, düello yapması bizim örflerimize uymaz diyorlar. Sejuani uyar diyor, onlar uymaz diyor. Olurdu olmazdı, uyardı uymazdı, olurdu olmadı derken bir kargaşa çıkıyor falan. Sejuani daha annesine ulaşamadan ne olduysa, artık orada detaylar bilinmiyor, artık nasıl hikaye yazıyorlar belli değil. Annesi kaza kurşunu ya da kaza kılıcı yiyor, bir şekilde ölüyor daha Sejuani ona ulaşamadan. Böylelikle de Sejuani'nin annesinin mefta olduğu ana gelmiş oluyoruz. Bu durumdan sonra Sejuani yeni savaş anası oluyor ve emin değilim ama çok büyük ihtimalle bu buz muhafızı
muhafızlarını da yanından def ediyor. Diyor ki biz kendi işimize bakacağız diyor. Çünkü onun da Lisandra'ya böyle yaranması gereken bir durum yok. Annesinin zamanında yaptığını, anneannesinin zamanında yaptığını Sejuani de yapmaya başlıyor ve sağ solu yağmalamaya başlıyor. Ama bunun yağmalaması öyle böyle değil yani. Artık Noxus sınırlarına kadar gidiyor. Her ne kadar Noxus böyle bir yayılmacı politika izlese bile Sejuani de onun Freljord versiyonu gibi onlar da yayılmacı bir politika sergiliyor. Ama bunlar daha çok toprak bütünleştirmek değil de işte insanları öldürmek, onların mallarını almak, daha güzel yaşamak. Çünkü böyle bir aldık malları bu kaleye döndük burada yaşıyoruz gibi bir mantıkları yok Sejuani'nin. Öyle garip garip ama tabii Demacia sınırlarına da gidiyorlar. Çok çok fazla büyüyorlar. Orduları çok fazla oluyor. Çok fazla insan hem korktukları için belki de saygı duydukları için bilemiyoruz. Aynı şekilde Sejuani'ye de her nasıl eşi Avarosa'nın yeniden vücut bulmuş hali denilse de Sejuani'ye de aynı şekilde Serilda'nın yeniden vücut bulmuş, reenkarni olmuş hali deniliyor. Bunun da gücünü tabii ki Sejuani kullanıyor. Tabii Sejuani'nin öyle büyük büyük hayalleri yok. Her ne kadar aslında Freljord'un tek imparatoru, tek hakimi olmak istese de içten içe en büyük hayallerinden bir tanesi hali belki de Freljord'un hükümdarı olmaktan bile daha büyük bir hayal. Ona sırtını dönen eşten intikam almak ve onun kabilesini yok etmek. Burada Sejuani taraftarı var mıdır bilmiyorum ama Sejuani'nin tarafını tutacak bir yer de yok. Hani mesela atıyorum Swain. Swain'in böyle bir kaliteli bir şeyi var. Hani Noxus böyle yağmacı değil böyle istilacı bir hali var. Ama Swain böyle bir kaliteli bir duruşu var. Sejuani ise sırf kan dökmek böyle bir amaçsız, saçma sapan bir ideali var gibi görünüyor şimdilik. İleride hikayeler değişebilir. Sejuani daha güzel bir hal alabilir. Ama şu anda bana hiç sempatik gelen bir hali yok. Zaten League of Legends'ta oynanışta da çok böyle süper değildi. Lore'da biraz daha bir tık daha iyi gibi geliyor bana özellikleri. Hani daha sevilesi, daha oynanası işte böyle bütün map'i donduruyorsunuz falan filan. Yine de Sejuani'nin bana çok iyi geldiğini söyleyemeyiz. Peki 6 manalık bu karakterin Sejuani'nin gerçek buzdan gürzü çok güçlü olsa da asıl silah kendisi. Freljord'un yakıcı soğuğunda dövülüp dondurucu iklimde sınanarak güçlenmiş. Şimdi bir evrende bir sürü hikaye var arkadaşlar. İnsanlar Riot yazarları bir tane Sejuani hikayesi yapıp da bütün detayları oraya koymuyor. Her karakterin 2-3 tane hikayesi var. Bazılarının çok daha fazla var. Yasuo gibi karakterlerin 5-6 tane falan. O yüzden bazı detayları bilmiyorum. Mesela burada bu Drewask'ı nasıl bulduğunu, Bristol'la nasıl bulduğunu, ailesiyle neler neler yaşadığını biliyoruz ama elindeki gerçek buzdan gürzü nereden buldu onu bilmiyorum. Buradaki kafasındaki parçanın biri nerede kırıldı, hangi savaşta kırıldı onu bilemiyoruz. Bunu belki ileride anlarız. Belki de zaten bir yerlerde yazılmıştır. Benim haberim yoktur. O yüzden bilinmeyen, benim bu bilmediğim kısmı da eğer siz biliyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazarsınız. Hem ben öğrenirim hem de diğer arkadaşlar öğrenir. Ama dediğim gibi belki de böyle bir bilgi henüz yoktur. Burada gördüğünüz üzere yine bir yağma peşindeler muhtemelen. Komutan edasıyla, önder edasıyla en önde durmuş. Kendi insanlarına da burada gaz veriyor, moral veriyor. Arkasında ise herkes böyle kılıçlarını kaldırmış. Kan istiyorlar, para istiyorlar, pul istiyorlar, şöhret istiyorlar, yardırıyorlar. Peki Seju seviye atladığında neler oluyor? Yere serin onları. Freljord'un kışın pençesine ait olduğunu görsünler diyor. Kışın pençesi Sejuani'nin kabilesinin adı. Buradaki insanlar şu şeylere bakarsak daha çok aslında eşin kabilesinden olduğunu düşünebilir sanıyorum. Arkada bir tane gemi gibi bir yer görüyorum. Başka ne var? Ev olabilir ya da bunlar gemi değil herhalde. Yine yağmaya gelmişler. Yardırıyorlar, mardırıyorlar. Drewask burada. Yine o da kana susamış. Oklar moklar var. Eşin kabilesinden olduğunu neden düşünüyorum? Çünkü mesela atıyorum şuradaki 5 manalık karaktere gidelim. Bir yerde vardı o. Nerede? Şuradan. Şimdi kıyafetlere bakarsanız maviler bürünmüşler. Kalkan aşağı yukarı benziyor falan. Tam olarak aynısı değil ama şu 3 manalık şeylere de bakabiliriz. Bunlara da bakabilirsiniz. Avaros okçusu. Bir de şimdi bu Sejuani'nin şeyine gidelim, görseline gidelim. Hani burada da o kabileye aitmiş gibi görünüyor kıyafetler. O yüzden en azından eşin takipçileriyle savaştığını söylemek sanıyorum çok yanlış olmaz gibi. Gökyüzünde de bir ok yağmuru var. Oklar hangi tarafa gidiyor anlamak zor. Seju tarafına doğru gidiyor olabilir ama Seju ölümsüz değil. Bu kadar da gaza gelmese iyi eder bence. Peki bir tane daha spellimiz var burada. Sejuani'nin Kuzeyin Hiddeti. Sejuani konuşuyor. Diyor ki içindeki canavarı kucakla diyor. Burada gördüğümüz pençe ise kimin pençesi? Muhtemelen Seju'nun karakterinin pençesi. Drewask'ın pençesi. Bristol'ın pençesi. Fakat çok da benziyor mu? Burada bir ayı pençesine benziyor aslında. Çünkü bunun pençelerindeki tırnağımsı şeyleri çok benzetemedim ben buraya. Yine de bilemiyorum. Bu arada arkadaşlar Sejuani'nin kabilesinde çok fazla karışık insanlar var. Şamanlar var, ruh gezginleri var. Herkesi kucaklayan
Yeter ki amacı ona hizmet etmek, Freljord'u Sejuani'nin arkasında birleştirmek isteyen insanlar. 5 manalık Avaros'a köy muhafızı. Hemen arkada gördüğümüz şeyden zaten anlayabiliyoruz, isimden de anlayabiliyoruz. Bunlar eşin yönetimi altındaki insanlar. Ne diyormuş? Tek bayrak altında birçok kabile. Belki bir gün bütün Freljord omuz omuza savaşır. Gencisi, yaşlısı önemli değil. Daha çok barışçıl işte. Ne güzel ya. İşte eş gibi insanlar varken neden Sejuani'ye takılsın insanlar? Antik dönüştürücü League of Legends'tan bir büyü. Zamanında 1000'di sanıyorum bunun. 1000 altındı değeri ama şimdi değişti mi bilmiyorum. O item'ın da Freljord'dan geldiğini böylelikle bilebiliyoruz. Bazı item'lar mesela potlar, modlar Ionia'dan geliyor. Antik dönüştürücü de demek ki Freljord'dan gelen bir itemmış. League of Legends için konuşuyorum. Efsanevi bir iyileştirme gücüne sahip, pırıl pırıl bir mücevher olan çağlar taşının parlaklığıyla ne yakut ne de safir yarışabilir. Burada üzerinde bir rün var. Rün yazısı var. Buzdoğanların mirası. Buzdoğanlar ölümsüz gibi olan insanlar neredeyse. Fakat şu anda buzdoğanların olayı biraz daha değişmiş. Lissandra gibi ölümsüz seviyesinde değiller. Ama daha çok gerçek buza hükmeden insanlar durumundalar. Peki buzdoğanların mirasında ne diyormuş? Muhafız Gregor kim? Muhafız Gregor ölümsüz kayalık diyecektim. Neydi ya? Adını unuttum bak şu an. Ölümsüz koruluk mu? Ölümsüz hisar mı? Neyse işte aramın oynandığı yerdeki satıcı Muhafız Gregor. Onun da çok fazla repliği var zaten League of Legends'ta. Konuşan o. Bir tane görseli koymuşumdur herhalde ekran üzerine. Biz bir avuç buzdoğanın kanına Freljord'un sihri karışmış. Atalarımız kadim bir kötülüğü mühürleyip hapsetmiş. Şimdi biz bir avuç buzdoğan o dönmesin diye nöbetteyiz. Atalarımız kadim bir kötülüğü mühürleyip hapsetmiş dediği atası kim tabii ki? Lissandra. Tabii onu getiren kim? Lissandra. Bu biraz şeye benziyor. Karşımdasınız mesela bir kişi düşünün. Ben onu silahla vuruyorum. Ondan sonra da hastaneye götürüyorum. Herkes bana dua ediyor. Atalarımız çok iyi yaptı. Sen çok iyi yaptın falan. Halbuki vuran benim. Yani o yüzden atalarımız kadim bir kötülüğü mühürleyip hapsetmiş falan demek Muhafız Gregor'a yakışmadı. Muhafız Gregor yargılansın. Burada peki kim var? Burada işte eşin yine amblemini görüyoruz. Şuradakiyle aynı. Kalkan ve kılıç. 5 manalık buz diş şamanı. Bence oyundaki en güzel görsellerden bir tanesi. Bana sorarsanız hani o kadar cool yapılmış ki, o kadar güzel yapılmış ki. Yani ben hastasıyım yani bu görselin. Fakat o kadar da bir olayı yok yani. Aslında çok güçlü görünen bir kart ama 5 manaya 3-3 olunca çok kolay ölebildiği için kimsenin de tercih etmediği bir karakter. Vahşi doğayla bir olmak için soğuktan saklanmamak, kendimizi o vahşiliğe kaptırmak gerek. Freljord'da çok fazla şaman var. İşte bunlar kimisi hayvanları kontrol edebiliyor. Kimi doğayla alakalı şeyleri kontrol edebiliyor. Bu buz diş şamanda da bunu görüyoruz. Gazi Yağmacı. Kimin kabilesinden olduğu sanıyorum. Açık Sejuani'nin kabilesinden bir karakter bu. Hatta arkada da neredeyse aşağı yukarı aynı tipte bir başka kişi var. Bunlar işte yaban domuzlarına binmiş. Zayıflar biriktirir, güçlüler alır. Küçük Avarosalar hangisi olduklarını öğrenecekler. Ne kadar yanlış bir mantık. Sen git paranı biriktir, biriktir, biriktir. Sonra bir tanesi çalışmadan etmeden gelsin senin paranı alsın. Kışın pençesinden bir kart Gazi Yağmacı. Ben videoyu çektiğim zamanlarda çok fazla popüler olmayan ama birkaç ay sonra, belki birkaç hafta sonra çok fazla popüler olabilecek bir tane kart var. Birçok destede göreceğiz bunu Trundle'ın gelmesiyle beraber. Trindamir söylüyor. Tarkas çoğu kişiden daha yiğitçe ve iyi savaştı. Yenilgiyi de iyi karşıladı bence. Yani karşıladı sayılır. Troller henüz oyunda yok. Ben hatta bundan aylar önce bir tane video çekmiştim. İşte yeni gelecek karakterleri falan o zaman sızmıştı onlar. İşte Trundle'lar, Zoe'ler, şunlar bunlar. İşte Shyvana'lar falan. Ben o zaman demiştim ki Trundle ne alaka ya? Lissandra varken işte ne bileyim Ornn varken, Freljord'da bir sürü önemli insan varken Trundle ne alaka demiştim. Ve yorumlarda bir arkadaş söylemişti. Kim olduğunu hatırlamıyorum şu an. Kusura bakmasın. Trollerle alakalı bir şeyler yapılacaktır. O yüzdendir demişti ki çok mantıklı. Sebebi de o zaten. Nasıl porolar var, nasıl örümcekler var, işte bu tarz şeyler var. Bir de troller olacak. Seçkinler var mesela. Bir de troller olacak. Trollerle beraber yardırmaca yapılacak. Tarkas, kabilesiz Tarkas da Trundle'la, hatta şu anda bile Türkçe repliklerinden birkaç tanesi var. Unutmazsam buraya eklerim. Tarkas'ın Trundle'a söylediği, Trundle'ın Tarkas'a söylediği birkaç tane replik var. Türkçe olarak sızmış. Evet. Kralına hizmet et. Dövüşe geldim. Tarkas'ın hiddeti var. O da diyor ki yine Trindamir konuşuyor. O kadar da iyi karşılamadı galiba. Peki burada Trindamir neden konuşuyor? Acaba Trindamir'in kabilesiyle mi savaştı? Bilemiyorum. Ama şunu anlayabiliyoruz. Trindamir gelmiş Tarkas'ı tokatlamış. Yani niye tokatlaması? Sonuçta o bir şampiyon. Pençe anası Rina konuşuyor. Peki Rina kim? Rina pençe anası. Rina bu.
Hemen geldik tekrardan. 5 mi 6 mana mıydı neydi? 5 mana Elnük sürüsü. Avarosalar Elnük gibidir. Savaş görmemişlerin bile kolayca devirdiği bön bakışlı ot yiyicilerdir. Sadece kalabalık olduklarından hayatta kalırlar. Elnükler de Freljord'a ait bir hayvan türü. Peki geldik Ursin ruh gezgeni. Ursinler yollarına insan olarak başlarlar. Ama güçlü ruh Volibear'in bahşettiği yabanıl, devasa gücü elde etmek için sıradan ölümlü yaşamlarını bir kenara bırakırlar. Ursinlerin çoğu zaten Volibear'in, hatta belki de tamamı Volibear'in emrinde olan, onları takip eden karakterler. Hatta demiştim ilk videoda, Ornn Ursinlerin savaşma tarzını sevmediği için Ornn'un yanında savaşmamış. Hatta o yüzden Volibear kendi kalkanını vesaire atıp pençeleriyle falan savaşmaya başlamıştı. Burada da Ursinleri görüyoruz. Bir kalkan malkan korunacak bir şey yok. Belki soğuktan korunmalık birkaç tane şey var. Ondan sonra saldırıyorlar. Saldırdıkları da yine kimler? Burada kimleri görüyoruz? Yine Avarosa kabilesinden karakterleri görüyoruz. Sanıyorum bu Ursinlerin zamanında yaşadığı topraklar, işte o Freljord'un üst tarafında bir kabile halinde yaşıyorlarmış, ama bunlar daha sonradan bu kabile olma olayını bırakıyorlar ve o zaman Volibear'in tarafına giriyorlar ve ruh gezgini oluyorlar. İşte zaman zaman ayıya dönüşüyorlar, zaman zaman insan oluyorlar. O tarz formda, o tarz formlara giren karakterler. Burada da işte ruh gezginin ikinci hali, yağma yapıldığında olan hali, yine Avarosaları yalan etmiş. Elindeki şunu bunu atmış, tamamıyla elini pençesiyle falan savaşan bir insan haline dönmüş. Tamamen serbest kalan Ursinler insanlıklarını terk edip fırtınanın güçlerini benimserler. Buzlu tundralarda vahşice koşarlarken kükremeleri gök gürültüsü gibi yankılanır. Altmanlık ilk karakterisi lider yaban pençe, savaş atı kadar güçlü, kedi kadar huysuz denilmiş bu karakterlere. Aurora Borealis. Bu kuzey ışıkları diye geçen Aurora Borealis sanıyorum bunun gerçeği, öyle bir şey. Aurora Borealis olması lazım. Güneşten gelen bazı işte parçacıkların sanıyorum havaya girdiğinde oksijenle mi bir şeyle falan işte çarpmasıyla bir şeyle oluşuyordu sanıyorum. Tam hatırlamıyorum onun açıklamasını. Kuzey ışıkları. Aurora Borealis de aşağı yukarı ona gönderme olarak yapılmış bir şey. İşte burada gökyüzünde bu şeyler çıkmış. Peki ne diyor küçük Ingvar? Bunu bir kez daha görmüştük. Poraya bakıp dilek tutarsan ve gece göğe bakarsan görürsün yıldızlar arasında parlayan bir kurabiye. Türkçesinde çok fazla bir kafiye bulunamamış anlaşılan. Oro kurabiyesine zaten zamanında bakmıştık. Donduran rüzgarlara da Enivia zamanında bakmıştık. Bir diğer kartımız ise bendeki Yumağın Kalbi. Tamam, bir tane daha anlatacağım ama sus, yoksa annem duyar. Bir zamanlar Avarosa'nın köyüne akıncılar saldırmış. Çok az askeri varmış. Tam yenilecekken bir poro gelip onlara yardım etmeyi önermiş. Fakat burada bir tane kuş görüyoruz. Kuş poro taşıyor galiba. Birisi yayı tutuyor, diğeri de ok çeken bir tane adam var. Arkada kimi görüyoruz? Kudretli poroyu görüyoruz. Diğerlerinden tanıdığımız bir başka poro var mı? Sanıyorum yok gibi. Poro bayrağı var burada. Son 6 manalık karakterimiz ise pençe anası Rina. Eşin döküntüleriyle aynı ateşin başına oturacağıma soğuktan titreye titreye ölürüm. Ama istedikleri ısınmaksa fazlasıyla ısınacaklar. Yine güzel görsellerden bir tanesi, arkasında köyü yakmış. Ondan sonra da güzel güzel gülümsüyor kameraya, buna güzel denilebilirse. Geldik Trindade'ye arkadaşlar. Son şampiyonumuz Freljord'dan bu zaman için. Trindamir'in olayında şöyle bir tuhaflık var. Diğer kabilelerde bir anaerkil toplum var. Yani toplumun başındaki insan bir kadın. Fakat Trindamir'in kabilesinde ise toplumun başında bir erkek var. Tıpkı bizim genelde coğrafyamızda olduğu gibi ataerkil bir toplumda büyüyor Trindamir. Fakat onun yaşadığı kabile diğer kabileler gibi, onlardan hatta daha kötü durumda, daha sefil, daha yemekten, içecekten, barınaktan, ısınmaktan uzak bir halde yaşıyor. Ve bu kabilenin inandığı bir tanrı var. Aslında her tanrıya yaklaşık olarak eşit mesafede Trindamir'in kabilesi. Üç kız kardeşlere de çok fazla saygı duyuyorlar, onlara inanıyorlar. Aynı zamanda diğer yarı tanrılara da saygı duyuyorlar. Enivia'ya, Volibear'e, Ornn'a falan. Ama hepsinden çok bir başka tanrıya inandıkları, taptıkları biliniyor. Fakat bu yarı tanrının veya tanrının kim olduğu henüz bilinmiyor. Bunun ise bir koca diş olduğu söyleniyor. Tek bildiğimiz bu. Hatta bu yarı tanrıdan ötürü elinde çok az madde var bundan. İşte kalkan yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Diyorlar ki bizim yarı tanrımız bir koca diş. Bizim tanrımız, inandığımız kişi bir koca diş. Biz diyorlar kalkan malkan yapmayalım. Bulduğumuz elementleri, işte şu taşları, şeyleri, çelikleri, artık ne bulabilirsek, artık hangi materyali bulabilirsek onu tıpkı o koca dişin dişi gibi keskin bir kılıç haline getirelim. Bunlarla savaşalım. Onun kabilesinde de kalkan olmamasının, böyle vahşice savaşmasının olayı da bu inandıkları tanrıdan geliyor yani. Ve bunu benimsedikten sonra da güçleniyorlar. Hatta Noxus'un hunharca saldırılarına bile karşı koyabilen neredeyse tek kabile oluyor diyebiliriz. Vahşi yaratıklar saldırdığında
bu yaban pençeler, troller, şunlar bunlar, yetiler saldırdığında en azından Trinda'nın kabilesi karşılık verebilecek seviyede oluyor. Bunlara çok da saygı duyulan bir kabile oluyor. Fakat bir kış günü, ki burada genelde kış ama artık düşünün oranın kışı daha nasıl soğuk. Bir kış günü Trindamir asıl sınavını veriyor. Öyle bir karanlık ki yıldız bile görünmüyor gecede ve yaktıkları ateşten sadece 1 metre falan uzağını görüyorlar. O kadar soğuk, o kadar sıkıntılı bir gece ve uzaklardan birisi geliyor. Bu gelen kişi doğudan geliyor. Fırtına da aynı şekilde doğudan gelmişti. Bir silüet ama çok fazla anlayamıyorlar. Böyle kocaman bir yaratık. Ve diyorlar ki kabilesinden bazı insanlar, aha bu bizim yarı tanrımız, bizi kurtarmaya geldi diyorlar. Kılıçlarını mılıçlarını atıp böyle önlerinde kapanmaya başlıyorlar, işte saygı göstermek için işte onu tapmaya başlıyorlar. Fakat ne oluyor? İlk ölenler onlar oluyor. Bu yeni gelen yaratık öyle bir katliam yaratıyor ki önüne geçen herkesi o kadar kolay yok edebiliyor ki herkes şaşkınlık içinde. Trindamir anlamıyor, anlam veremiyor. Bakıyor ne yapsam ne etsem diyor. Yapacak bir şey yok. Alıyor kılıcını, bu canavarın, bu mahlukatın karşısına geçiyor. Tam kılıcını kaldıracakken bir darbeyle beraber sinek gibi yere yapışıyor. Patatesi çıkıyor Trindamir'in ve canavar yanına eğiliyor. Birkaç tane söz söylüyor anlamadığı bir dilde. En sonunda bir kahkaha patlatıyor bu karakter ve uzaklaşıyor. Trindamir'in bu sözleri aklına tuttuğu hikayesinde geçiyor. Artık bu sözler neydi? Ne anlama geliyordu? Bunu ileride öğreneceğiz ama Trindamir orada bir şekilde ölmüyor. Öfkesinden dolayı nasıl bir güce sahip bilmiyoruz artık. Bu öfkeyi o karakterin vuruşu mu yarattı onu da bilmiyoruz. Muhtemelen değil. Ama o darbe sonunda herkes ölürken Trindamir tekrardan ayağa kalkıyor. Ve bu mahlukat dediğim biraz önceki karakter kim? Aatrox. Koskoca Trindamir'i tek hamlede yere deviren, onu haşet edebilen karakter bizim Darkin'imiz Aatrox. Trindamir'i hayata tutan şey öfkesiydi dedik ya. Bu öfkeyle kalkıyor, intikam almak istiyorum diyor. Yaratığın peşine düşecek. Fakat etrafındakilere bakıyor, sonuçta kabilesinden yıllardır beraber kılıç salladığı, beraber yemek yediği, beraber avlandığı insanlar, muhabbet ettiği insanlar, onların böyle acı çekerek, birçoğunun işte yerde yatarken acı çekerek ölmesine göz yumamıyor. Diyor ki ben bunları alıp korunaklı bir yere götürmeliyim. Düşünüyor nereye gidebilirim? Kuzeyde buz muhafızları var. Güneyde Noxus var. Doğudan zaten bu karakter geldi. Tekrar nereye gitti onu söylemiyor ama herhalde doğuya gitmiştir bilmiyorum. Ya da doğudan biri geldiyse dağın devamı da vardır diye düşünüyordur bilmiyorum. Diyor ki tek seçenek batı kaldı diyor. Ben batıya gitmeliyim diyor. Tabii bundaki sebep sadece bu değil. Bu birinci sebep. İkinci sebep ise bir zamanında çok muhabbet duymuş işte. Avaros'a tekrardan dünyaya geldi ve bir beden buldu. Bu kişinin adı da Ash. Bu Freljord'u birleştirmeye çalışıyor vesaire diye söylentiler dolanıyor Freljord'da. Normalde Trindamir bu tarz şeylere kulak asan bir insan olmasa da, bu tarz şeylere inanan bir insan olmasa da yapacak bir şey yok diyor. Zaten batıya gideceğiz muhtemelen diyor. En azından belki o kişileri buluruz diyor. Bir sığınak olur bize diyor. Bu adamları kurtarabilirim diyor. Yola düşüyorlar. Öyle sel sefil halde kör topal şekilde Avarosa kabilesinin olduğu yere Trindamir ve kabilesi ulaşıyor. Trindamir ve kabilesi içeri geldiğinde Trindamir'de şöyle bir his oluyor. Ben eğer diyor karşıma geçen her rakibi yenebilirsem belki de bunlar bize aralarında kalmamız için fırsat verebilir diyor. Hani bu adamlar güçlü, hadi bunları da aramıza katalım. Güçlü bir tekrardan topluluk olalım falan diyebilirler diye düşünüyor. Trindamir önüne geçeni düelloya davet ediyor. Onu dövüyor, bunu dövüyor, onu yalan ediyor, bunu yalan ediyor, şu patates oluyor, bu domates oluyor derken insanlar iki adım bir geri durmaya başlıyor artık. Diyor ki tamam iyisin, güçlüsün ama biz senin karnını deşiyoruz, sen iyileşiyorsun, ne ayaksın, senin elini kesiyoruz, şeyler, yaralar kapanıyor, yüzüne darbe alıyorsun, tekrardan kalkıyorsun falan, ne iş kardeş diyorlar buna. Trindamir tabii ki kendi yanındakilere bir ev bulmak için çalışırken aslında diğer insanların nefretini ve korkusunu kazanıyor. Yine Braum'un hikayesine değindiğimiz gibi bu ama hala düelloya devam ediyor. En sonunda o kadar sinirleniyor ki kılıcını kaldırıyor. Tam bir kişiyi öldürecekken orada Braum kapısını kılıcın önüne koyuyor. Ve kılıcı da kolay kolay hasar yiyen bir şey değil sonuçta. Adamı kurtarıyor. Daha sonradan Braum ve Trindamir de sakinleyince, Trindamir sakinleşince gidiyorlar bir bara. İçiyorlar sabaha kadar. Muhabbet ediyorlar. Ondan sonra da Ash'le beraber Trinda'yı tanıştırıyor Braum. Bu ikisi konuşmaya başlıyor. Ash'e zaten güçlü bir koca lazım. Bir koca lazım.
Ama bu da güçlü olursa ve yakışıklı olursa oh dadından yenmez diyor Ash. Ve diyor ki Tryndamere benim yeminim olur musun diyor. İlk teklifi Ash yapıyor. Hem böylelikle diğer kabileden birini seçerse Ash, diğer kabileler demeyecek ki beni niye seçmedin falan diye. Yani çünkü çok başka bir kabile. Diğer güçlü kabilelerden biri değil. Yani güçsüz bir kabile. Kabilesi olmayan neredeyse bir adamı seçiyor. İkinci olarak da diyor ki bu adam çok güçlü. Diğer kabilelerden birisi bana baş kaldırırsa, hani her ne kadar benim bir ordum var falan ama hani bu bir namus işine dönüşürse, bir düello olayına dönüşürse benim gocacığım diyor onun başını yarar diyor ve böylelikle sorunu da çözmüş oluruz. Belki de diyor bu olaydan sonra da kimse onunla niye evlendim, benle de evlen eş diyemez diyerekten Tryndamere'i seçme olayına giriyor. Tryndamere de başta istemese de sonuçta oraya neden gidiyor? Kabilesinin kabul edilmesi için gidiyor. O güce ihtiyacı var. O yüzden teklifi istemeye kabul ediyor ama zamanla eş Tryndamere aşık oluyor. Tryndamere eşe aşık oluyor. Zamanla Tryndamere eşi tanıdıkça hatta inanıyor ki o gerçekten Avarosa. Avarosa'nın yeniden vücut bulmuş hali. Fakat aklında şöyle bir soru var. Gün gittikçe onun için de cevabı daha zor verilesi bir durum oluyor. Diyor ki gün geldiğinde Freljord'un ona ihtiyacı olacak. Eşin büyük bir savaşa gitmesi gerekecek. Fakat aynı zamanda o gün geldiğinde Tryndamere'in de intikam şansı belki o günlerde gelecek. Peki hangisini seçecek? Hayatını verdiği, yemin ettiği eşi ve doğduğu büyüdüğü topraklar olan Freljord'u mu korumayı seçecek? Yoksa bütün kabilesini öldüren, ona o aklındaki o sözleri, aklına hiç o çıkmayan sözleri söyleyen o canavarı öldürmek için mi, intikam için mi o yollara düşecek, onu kimse bilmiyor henüz. Fakat ben şöyle düşünüyorum, bir gün bu hikaye güncellenecek ve Tryndamere ile Aatrox karşı karşıya gelecek ve intikamını seçecek başta. Orada birkaç şey olurlar, artık nasıl yazarlar hikayeyi bilmiyorum, ardından da eşe dönecektir diye tahmin ediyorum. Bu çok klasik bir şey olur. Umuyorum Riot bizi şaşırtır, böyle güzel güzel bağlarlar olayı. Benim dediğim gibi olursa çok beklendik olur. Son şampiyonumuzun da hikayesini anlattık. Şimdi incelemeye başlayalım. Amacın uğruna canını verme, yaşa demiş. Burada öfkelendiği bir şeyi görüyoruz. Peki bu saldıranlar kim? Arkada iki tane yeti var. Saldıranlar ise buz muhafızları. Onları da zaten miğferlerinden şuradan buradan anlayabiliyoruz. Peki gerçek buz isteyen Lissandra'nın Tryndamere ile ne alıp veremediği var bilemiyorum. Belki eşi almaya gidiyorlar bir şekilde. Tryndamere karşılarına çıkıyor olabilir. Ama burada ilk görselde okların ona yöneltildiğini görüyoruz. İkinci görselde ise oklar artık yalan olmuş. Burada biraz önce ipine bağlı olan yetiler, şunlar bunlar, onlar da iplerinden boşalmış işte. Sonra burada savaşan insanları görüyoruz. Önüne geleni kesmiş, artık bilincini bile kaybetmiş neredeyse Tryndamere. Aynı şekilde arkadaşlar Tryndamere'in öfkesini dindiren kişi yine eş oluyor. Eşi görmek, eşin yanında olmak onun öfkesini dindiriyor genelde. İlk kelimeyle, ilk cümleyle şey yapalım. Amacın uğruna canını verme, yaşa ve başkalarının canını al. Bu kadar oku yiyor ama nasıl bir şey oluyorsa işte öfkeden tekrardan öfkelendikçe daha fazla iyileşiyor. Ne kadar öfke o kadar iyi. Tryndamere'in savaş gazabı. Biraz öfkeliymişim diyorlar. Biraz. 7 manalık kartlar arkadaşlar. Son kaç tane kart kaldı? Şöyle bakalım. 2, 6, 9 tane kartımız kaldı. Kadim Yeti. Kadim Yeti. Şimdi o ses de neydi? Hapşırık sesi gibiydi. Buzdağları hapşırır mı? Diyor Gezgin Björg. Gezgin Björg'ü diğer kartlarda görüyorduk. Burada da görüyoruz Gezgin Björg'ü. Ondan sonra şurada da görüyorduk. Nerede görüyorduk Gezgin Björg'ü ya? Heh, şurada. Ödü kopmuş Björg, aynen. Burada da görüyoruz. Peki arkadaşlar, burada neyin peşinde olduğunu ben biraz anlatmaya çalışacağım. Burada bütün videonun bitmesini şey yaptım. Yakında ise ona geleceğiz. Ve yetiler artık buzdan çıkıyor. Yine bu yetilerin, yanılmıyorsam, Lissandra'nın yaptığı büyü sonucu donduğu düşünülüyor. Fakat yüzyıllar, bin yıllar geçtikçe işte ufak ufak bu buzlar, gerçek buz olsun, normal buz olsun, bunlar çözülüyor. Bir yetimiz daha var. Ayaz Yeti. Biraz önceki yeti, şu kadim yeti aynı karakter olsa gerek arkadaşlar. Hemen bakalım, bir şeyini yapalım. Şöyle uzun uzun göz zamazingosu var. Bunda da var. Bunların ben aynı kişi olduğunu düşünüyorum ya. Farklı farklı da olabilir, bilemiyorum ama burada belki de gördü bunu. Bu buz böyle çözülmeye başlamış. Burada ise tamamıyla bu buz çözülmüş ve Ayaz Yeti haline dönüşmüş. Aaaa! Diyor Gezgin Björg ve kaçıyor, topukluyor. Hemen gelelim bu hikayeye. Bana kalırsa arkadaşlar, bunun bazı insanlar şey diyor. İşte burada gezen kadını, mezen kadını gördü falan diyor. Ondan sonra
burada, burada, burada 3 manalık karta gidelim, 5 manalık karta gidelim, 4 manalık karta gidelim. Burada da gelmiş diyor ki bakın ne diyorum size, dev gibi bir şeydir diyorum, dev diyor burada. Bazıları işte bunun gezen kadın olduğunu düşünüyor ama ben şunun şöyle olduğunu sanıyorum arkadaşlar. Burada bir tane kadim yeti görüyor. İlk paylaşım bu. Ardından kadim yeti ayaz yetiye dönüşüyor ve burada Björg'ü kovalamaya çalışıyor. Ardından buraya geliyor arkadaşlar. Burada falan yeti geliyor büyük falan filan yapıyor. Burada bir kekoluk yapıyor. Diğerleri umursamıyor. Ardından ne oluyor? Burada Bram'ın hikayesine geliyoruz. Ne diyor? Aa, hanı gözü dönmüş yetiden kurtarmasının hikayesini anlatasıl. Peki buradaki aynı yeti o yeti mi? Ona bir bakmak lazım. Aslında benzemiyorlar. Şurada şeyler var işte, bu sakallarını toplayan yerler falan var ama bunu biz hiçbir yetide göremiyoruz. Burada da öyle bir şey yok. Bu da biraz önce gördüğümüz yeti gibi aslında. Şu ayaz yetiler, kadim yetiler falan gibi. Bunda da öyle bir şey yok. Aynı şekilde bunda da yok. Bu onun yumruk attığı yeti kimdir bilemiyoruz ama bana bu daha mantıklı geliyor. Siz yine fikrinizi söyleyin. Ben yine lafımı tamamlayayım arkadaşlar. Burada hanı gözü dönmüş yetiden kurtarmasının hikayesini anlatasıl derken burada işte Björg'ü takip ederek hana kadar geliyor oradaki yeti. Ardından içeride bir de Bram vardır belki. Hemen bakalım. İçeride biz Bram'ı göremeyiz ama belki de artık bir yerdir. Sonuçta Bram deyince içki, içmek, takılmak falan düşünebilirsiniz ki Trinda'yı da almış, direkt nereye götürmüş? İçkiye götürmüş. Burada onu o kurtarıyor. Ondan sonra da sinirler falan yatışınca da alıyor oradaki yetiyi. Diyor kanka ayağa kalk diyor. Hadi bu işler şey yapma diyor. Hani sen üzerinden yüzyıllar geçti diyor. Dünya biraz değişti diyor. Öyle şey yok diyor. Çıldırma diyor. Sakinleş diyor. Benim mantığım bu. Bu birinci mantık. İkinci mantıkta hemen şunu anlatayım. Daha sonra kartı inceleyeceğiz. Buraya geliyor. Çok büyük bir şey görüyor. Ondan sonra da buraya doğru koşuyor. Diyor ki aa çok büyük bir şey gördüm falan diyor. Ama ben şöyle düşünüyorum hani. Tam gelmiş görmüş de ilk kişiye herhalde böyle aa ben çok küçük bir şey gördüm falan demezsin herhalde. Gidersin önce bir hancıyla konuşursun. Belediye başkanıyla, kasaba başkanıyla konuşursun. Eşle konuşursun. Sejuani'yle konuşursun. Ama burada bilmiyorum, yeti kovalasa, düşünün yeti kovalıyor arkada, ilk önüne geçene yeti geliyor falan dersin yani herhalde. O yüzden bana o daha mantıklı geliyor. Sizin düşüncenizi de merak ediyorum. Sizce kimdir o? Sürü psikolojisi. Gecenin sessizliğinde bir uluma yankılandı. Sonra bir daha, bir daha. Dakika geçmeden sürü bir ağızdan ulumaya başlamıştı. Gözü dönmüş seslerle kan istiyorlardı. Sebatkarlar, birçoğunuzun beklediği karta geldik arkadaşlar. Böyle uzun uzun hikayeler bekliyorsunuz. Belki de bilemiyorum ama hani benim de yapacağım bir şey yok. Şöyle adam akıllı bir şey yazmamışlar henüz bu karakterler hakkında. Bunların eski gözcüler olma ihtimali var arkadaşlar. Ben yukarı hemen bir tane görsel koyacağım. Bundan 5 sene 6 sene önce falan gözcü işte şekilleri hakkında şey yapılırken, hatta Türkçe bir metin yayınlanmış. Artık kim çizmiş, kim ne yapmış bilemiyorum. O yabancı kaynaklarda da bulunuyor. Tabii onun Türkçe olduğunu falan anlamıyor insanlar ama biz üstten yazıdan görebiliyoruz orada ki Türkçe şeyi. Gözcüler hakkında bazı düşünceler var. Bunlara meşum gezenler falan diye çevrilmiş sanıyorum. Bale Striders şey İngilizcesi. Şimdi meşum gezenler gözcüler. Yani gözcüler gibi karakterler. Onlar da hiçlikten geldi. Fakat bunlar her ne kadar gezenler mezenler olsa da, they who endure olsa da, she who wanders olsa da, Bale Striders, hani buraya benzeyen bir karakter yok. Ama bizim muhafızlarımız var arkadaşlar. Adı da Bailey. Zaten adı Bailey ve yüzüne baktığınız anda bunun kim olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bildiğiniz bir sebatkar tarzı bir karakter. Bale Striders, bunlara verilen ad, meşum gezenler, o karakterin adı da Bailey. Yani bunların gözcü olduğunu biz düşünüyoruz ve nasıl bunlar donuyor? Anivia'nın hikayesini anlatmıştım. Anivia işte bunları yenemeyeceğini anladığında, çok kudretli şeyler olduğunu anladığında ayaklarının dibine atağa geçiyor ve kendisini orada parçalıyor. Bunlar da o şekilde donuyor etrafındaki her şeyle beraber. Burada hancı konuşuyor. Diyor ki ah bu ihtiyar Björg neler çekti. En kuzeyde yoldaşlarını kaybetti. Aylar sonra saçma sapan sayıklayarak döndü. Şimdi varsa yoksa dev canavarlarmış, koca pençelermiş. Yazık. İşte buradaki yazı ise bizim Björg'ün neden buradaki bu adamları gördükten sonra oraya koşarak döndüğünü açıklıyor. Ki bu da çok mantıklı. Hatta bunu okuyunca şöyle biraz daha değerlendirince bu bir tık daha mantıklı geliyor gibi sanki, hani oradaki troll şeyiyle. Ama ikisi de olabilir. Yani şu an bir düşüncem benim %65'i 35 falan oldu.
Ben bunu İngilizcesinden okumuştum. Türkçesinden ilk defa okuyorum. O yüzden şimdi çok daha mantıklı geldi. Hancı kim? O bizim işte şu şuradaki 3 manalık babacan hancımız, konuşan oydu. O da diyor ki böyle böyle devler gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm deyince demek ki belki de bu meşhum gezenlerden bahsediyor. Bu gemide kim? Yakın yanındaki arkadaşlarıyla, yoldaşlarıyla beraber işte gezginlik yapıyorlar ve bunları görüyorlar donmuş yerlerde. Buradan da yollarına devam etmişler. Sonra da gezen kadınla karşılaşacak ve orada da artık yalan olacak. Kışın soluğu. Çok kötü bir görsel bana sorarsanız. Çok gereksiz bir görsel. Neden buraya bir yüz ifadesi koymuşlar? Freljord'u işgal edenlerin karşısına çıkan ilk ve son düşman kış anadır. Onun yeminleri merhametsiz rüzgar ve yakıcı soğuktur. Belki de böyle bir karakter, böyle bir yarı tanrı, böyle bir inanç yoktur ama hani soğuğun böyle bir tanrısı olduğuna inanmış olabilirler. İşte eski antik Yunan'ı düşün. İşte yıldırım patlıyor. Aa, bir yıldırım tanrısı olmalı. Zeus galiba falan yapıyorlar. Ya da işte ne bileyim bir fırtına çıkıyor. Gemiciler çok fazla var sonuçta orada antik Yunan'da. Aa, adamım Poseidon. Hani o yüzden kışın soluğunda da belki aynı mantık olabilir. Abi çok soğuk yaptım ya. Hep kışın anası. Falan bir şeyler olabilir yani. Savaş gazabına Trinda'da bakmıştık. Son 3 karta geldik. Yağmacı gemisi. Burada garip garip karakterler var. Peki bu karakterler kime inanan karakterler? Tabii ki Sejuani'ye inanan karakterler. Çok gemicilikte çok üstün seviyede değiller gördüğünüz üzere. Savaşırken de çok böyle kendinden emin de bir halleri yok ama kadın savaşçıları da burada çokça görüyoruz. Avaros'a köy muhafızı konuşuyor. 5 manalık şu karakter hemen bir bakalım şu karakter. Peki bu ne diyormuş? İlkbahar ekin ekecek kadar sıcak havayla beraber yağmacı gemilerini de getirir. Ve başta bol olan tahıllar azalmaya başlar. Gezen kadın. Gezen kadın nasıl gezmeye başlıyor hiç bilemiyoruz. Belki de gezemiyordur bilmiyorum ama burada ayağını kaldırmış şekilde de toynağını kaldırmış şekilde de görüyoruz. Acaba Enivia'nın yaptığı buzlar artık çözülmeye mi başlamış bilemiyorum. Peki burada ne diyormuş? Molozların arasından çıktığımda etrafımdaki topraklarda bir yanık yarasının izini gördüm. Yoldaşlarımdan geriye külleri kalmıştı. Ürkütücü bir figür ufka doğru uzaklaşıyordu. Maalesef bunun da hakkında çok fazla bir bilgimiz yok arkadaşlar. Sadece gözcü olduğunu düşünmek için çokça sebebimiz var. Adları Bale Striders, İngilizcesi de She Who Wanders. Meşhum bakış. Hatta buradan da şey yapabiliriz. Meşhum gezenler. Bu da meşhum bakış. Meşhum ne demek acaba? Türkçe bakmak lazım. Gezgin Björk hala konuşuyor. Diyor ki, vadiye uğursuz bir ışık doldu. Kulakları delen bir çığlık, kayaları yamaçlardan, dişlerimi köklerinden, aklımı başımdan oynattı. Sonra sessizlik çöktü. Ki zaten gezen kadını oynadığınızda bu yetenek devreye girdiyse böyle bir efekt oluyor. Bujşş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 ş
manalı kartı şu anda Savaş Anası'nın Çağrısı. Belki en fazla 13 manalık bir kart çıkar ileride. Onun dışında 12 manayla kalacaktır burada. Savaş Anası kim? Savaş Anaları kim? Seju ve eşin Savaş Anası olduğunu biliyoruz. Özellikle Savaş Anası derken daha çok eş dillendiriliyor ama tabii Seju'nun da bir Savaş Anası olduğu söylenebilir. Bir gün Freljord'da başka hiçbir şeye benzemeyen bir çağrı duyulacak. O gün herkes bu çağrıya yanıt verecek çünkü kadim düşmanlarımızın gelişini haber veriyor olacak. Buradan da şunu anlayabiliriz. Bir gün eş, işte bu Enivia'nın tekrardan doğuşu, Tryndamere'in hikayesinin sonunda belirtilen bir gün Freljord ve eş bana ihtiyaç duyacak ama ben de intikamımla yüzleşmek zorunda kalacağım. O gün hangisini seçeceğim bilemiyorum dediği zaman işte bunlardan bahsediliyor. Bir gün bu gözcüler, mözcüler, şunlar bunlar geri dönecek. Eşin asıl amacı Freljord'u korumak. Asıl düşman ise Noxlular, Demacialılar, Gölge Adalar değil. Hiçlikten gelen gözcüler olacak. O karakterler olacak ve o gün bir çağrı yapacak. Yanına herkes isteyecek. Ve çok muhtemeldir ki o gün Sejuan ile beraber tekrardan omuz omuza verip bunlara karşı savaşmaya çalışacaklar. Hatta belki Lissandra'yı da yanlarına alabilirler. O gün tekrardan 3 kız kardeşler en azından reenkarne olmuş halleriyle tekrardan birleşebilir. Lissandra, Serilda ve Avarosa, Lissandra, Ash ve Sejuani haliyle. Böylelikle de Freljord'u da bitirmiş olduk arkadaşlar. Biten kaçıncı bölge oldu? 4. bölgemiz oldu. Geriye 3 bölge kaldı. Yakında da Targon gelecek. 4'ü bitmiş, 4'ü kalmış olacak. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde de bunları bitirmeye çalışacağım, gayret göstereceğim. Umuyorum bu detaylı hali sizin hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. İlk 1. 2. videoyu ben aynı gün çekmiştim. O yüzden o gün ne yorumlar geleceğini bilmiyordum ama böyle detaylı halini sevdiğinizi görmek benim daha çok hoşuma gitti. Öncekinde Ionia'yı çok boş geçtik. İşte dediğim gibi anlatmadım ben orada. Lee Sin, Udyr'le neler neler paylaştığı, Karma'nın başına neler geldi.
Zed ve Shen'in olayı, işte ondan sonra Jin'le karşılaşmaları, Shen'in babasının oynadığı ikili oyunlar, aslında ölmemesi, Zed'in aslında Shen'in babasını öldürdü gibi görülmesi, aslında öldürmemesi, arkadan yaşaması o adamın ve Zed'in hala o adamın boyunduruğu altında olması, ama yıllar sonra Jin olayları bittikten sonra Shen'in babasının ihaneti, İonya'ya ihaneti ve Zed'in onu nihayet öldürmesi vesaire, bunlara değinmemiştik. Bir gün aklımda şöyle bir şey var. Bütün bölgeleri bitirdikten sonra İonya videolarını silebilirim veya geçerli değil yazısı koyarım. Ondan sonra da onları playlistlerine, oynatma listelerinin dışına atıp tekrardan İonya videosunu çekebilirim diye düşünüyorum. Çünkü güzel kartlar, güzel hikayeler var burada, ama diğer kart arka planları için videolar tutulabilir. Sadece ben belki oraları bir editleyebilirim. Bir şeyler yapabilirim. Bilemiyorum. Neyse. Bu videoluk bu kadardı. Siz yine yorumlarınızı eksik etmeyin. Arka tarafta, alt tarafta oylarınızı verebilirsiniz. Hangi bölgeyi istediğinize dair. Noxus, Piltover ve Zaun ve Demacia bölgeleri bekliyorum. Onların yorumlarını, beğenilerini. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki kart arka planı umuyorum yine 2 ay sonra olmaz. Belki 1-2 hafta sonra, belki 1 ay sonra en kötü hazırlamış olurum. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için, seriyi takip ettiğiniz için, bana destek verdiğiniz için. Kendinize çok çok dikkat edin. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Bugün günlerden, ben bu videoyu çekerken bayramın ilk günü aslında, ama ben genelde videoları sonra paylaştığım için hangi gün bayrama denk gelir onun hesabını yapmamıştım. Bunu bayramın ikinci günü izleyeceksiniz muhtemelen. Hepinizin de bayramını kutlarım. Umarım güzel, hastalıksız, mutlu, mesut bir bayram geçirsiniz sevdiklerinizle beraber. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.